Türkiye'de sevdikleriyle birlikte yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda gümrük kapılarında araç yoğunluğu oluşturuyor. Sevdiklerini geride bırakan gurbetçi vatandaşlar, dönüş yolunda Türkiye'den hüzünlü ayrılıyor. Gurbetçiler Türkiye'de gezdikleri yerlerde çeşitli yöresel lezzetleri de bagajlarında götürüyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iznini geçiren gurbetçi vatandaşlardan Derviş Gül, Fransa'nın Metz kentine gitmek için Kapıkule gümrük sahasında sıranın kendisine gelmesini beklediğini ifade etti. Sevdiklerimizle buluşmaya geldik. Hepsiyle görüştük, sılay rahim yaptık. Şimdi ülkemizi terk ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Orada da ekmek teknemiz. Orası da bizim için önemli. Burası da vatanımız. Böyle iki arada bir derede gurbetçinin hali işte böyle bu şekilde gidip geliyoruz yani. Her gittiğimiz yöreden o yörenin meşhur neyi varsa onu almaya çalıştık yani. Üzülüyoruz yani çünkü sonuçta vatanımız, anamız babamız burada. İnsan gerçekten kendi memleketine böyle gelip giderken çok büyük hüzün yaşıyor yani. Ankara'da sevdikleriyle hasret gideren gurbetçi vatandaş Erol Açıkgöz, Almanya Stuttgart'a gideceğini belirterek "Toprak ve insanlarımızın özlemini çektim. Ben de memleketime gidip toprağıma ayak basıp insanlarımızla hasret giderdim" dedi. Toprak özlemini, insanlarımızın özlemini çektim. Oraya gittim. İnsanlar gördüm, toprağımın özlemini de giderdim. Ama bir sürü sıkıntılarla, bir sürü çilelerle geliyoruz bu yolculuk. 3500 kilometre yol yapıyoruz. Ama maalesef geldi o kadar neşeli bir şekilde geliyoruz, huzurlu, mutlu bir şekilde geliyoruz. Dönüşümüz biraz şey oluyor, sıkıntılı oluyor. Gerçekten biz özellikle şunu itiham ediyorum ki geldiğimiz zaman dönüşte ya da gelişte hep gümrüklerde bekliyoruz. Bu gümrükler millet hem bu sıcaklığın içinde özellikle çocuklar var, çocukların bu sıcaklığın altında 4-5 saat, 6 saat bekletiyorlar bizi. Biz bunun sona erdirmesini istiyoruz yani özellikle. Görüşmek üzere. Herkese kucak dolu selamlar, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek dileğiyle.